beşinci ay mıydı yanılmıyorsam, altıncı ayda bir müşteri malı getirdi. Malı da he alıymış. Alıyı aldım, yıkadım. Alıyı kuruttuktan sonra halının mahtım rengi değişmiş. Farkına vardım. Müşteri geldi, halıyı teslim alacak. Tek bir halıydı. Müşteri baktı, abi dedi, benim halım değil dedi ya. Kardeş senin halın dedim. Yok abi dedi, benim halım böyle değil dedi. Baktım ki halının rengi gerçekten değişmiş. Ondan sonra bayimiz de satarken arkadaşa söylememiş bu e-halı. İşte bunun servisi şu anda Tokat'ta. Tural'da servisi yok, oraya götürmeniz gerekiyor diye bilgilendirmemiş arkadaşı. Arkadaş da bilmiyor tabii ki. Geldi bize yıkadık, neyse durum böyle oldu. Efendim bu sefer bayi hatayı kabul etmedi. İşte ben söyledim, söylemedim, biraz bocaladı. Efendim müşteri diyor, benim halım böyle değildi, niye böyle oldu? Kabak benim başıma patladı. 3,5 metrekare halıya o günün parasıyla 5. ayda 2.750.000 lira para ödedim. Abi iyi ki de almışık tanıştık bak. Hani bazı şeylerden hayır çıkar, şeylerden hayır doğar derler ya, o konuya geleceğim. Neyse ben parayı ödedim. Halının arkadaşının halısını aldım, teslim ettim. Benim kafamda soru işareti kaldı. Ya bu halı nedir? Necidir, kimdir, inmiş, inmiş, şeytan mı? Ben böyle her halıya 2,5 milyar, 3 milyar para ödersem ben bu işin altından kalkamam dedim. Bayiye gittim. Kardeş durum böyle böyle oldu. Sen bu arkadaşa halıyı satmışsın. Ben halıyı yıkadım. Bu halı böyle böyle oldu. Bunun altından nasıl kalkacağız? Bu bayiyi, halıyı nasıl bulacağız? Abi ben bir Samsun'u arayayım, halı aldığım yeri dedi. Aradı. Olumlu bir cevap alamadı. Abi dedi, niye araştırıyoruz ki? En son dedi, internete girek bakalım dedi. He aynen böyle, kısa yolları var dedi. Neyse girdi internete, tık tık tık. Halı karşımıza çıktı. İşte Bursa, İlker Bey, Serhat Bey isimler yazıyor. Allah Allah. Aradım ben Serhat Bey'i. Müdürüm durum böyle böyle, benim başıma bu hal geldi, ben bu bayiyi almak istiyorum dedim. Tamam abi yardımcı oluruz dedim. Efendim ama yarım saat konuştuk telefonda Serhat Bey'le. Serhat Bey'e de tabii ben ikna olamadım. Hani gireceğim ya, işin içinde para meselesi var. Bir meblağ ödeyeceğiz. Aylık bir ödeme var. Devamı var. Sadece tek ödemeyle kalmıyor bu iş. Efendim Serhat Bey'den ikna olamadım. Efendim telefonu İlker Bey aldı. Yarım saate fazla konuştuk telefonda. Efendim yine ikna olmadım. En sonunda dedim ki Serhat Bey'e, bana dedim bir 3 gün müsaade edin, bir düşüneyim. Aile bireylerimizle çalışıyoruz. Çekirdek aileyiz. Birbirimize sormadan bir şey yapma şansımız yok dedim. Serhat Bey de sağ olsun olumlu karşıladı. Tamam abi saygı duyarız dedi. 3 gün düşündük. Çocuklarla istişare ettim. Oğlum bu konuda biraz ikna oldu ama eşim, kızım, gelinim ikna olmadı. Ya o kadar param verilir. Bu nasıl bir şeymiş falan filan. Şeyden de biraz kurumsallıktan da tecrübemiz var. Aygaz bayisi olduğumuzdan dolayı. Efendim 3 gün doldu. Ben Serhat Bey'e tekrar geri döndüm. Serhat Bey dedim kusura bakma şu anda daha şu an olamadık. İkna olamadık. Bana dedim bir 15 gün daha müsaade. Tabi abi saygı duyuyorum dedi. Telefonu kapattık. O arada Sivas Dernek, Halıcılar Derneği Başkanı Erol Bey, evet. Tokat'ta bir seminer düzenlemişler. Benim de Tokat'ta deterjancı bir arkadaşım var. Onunla alışveriş yapıyorum. Oralar ilişki, iletişim kurmuşlar. Davet ettiler bütün ilçeleri. Turhal'dan da bir tek ben gitmişim. Tesadüf ya. Efendim, gittik Allah'ın cumartesi günü. Toplantıyı yaptık, ettik, konuştuk derken en sonunda ben Erol Bey'in yanına yanaştım. Başkanım dedim, benim böyle böyle durumum var. Ne diyorsunuz? Böyle bir halı varmış. Ben dedim, bunun bayiliğini almak istiyorum. Erol Bey dedi ki, hiç düşünmeden. Faruk abi dedi ya, böyle hitap etti, benden biraz küçük. Madem ki dedi, böyle bir fırsat var, kesinlikle kaçırma dedi. Allah Allah dedim. Niye dedim? Anlattı olayı. Biz dedi Sivas'ta 60 tane halıcıyız. Halıyı. O arada biz dedi bu bayiliği almadığımıza pişman olduk. Bizim dedi bu dönemde işte günlük 100 metrekare halı yıkıyorsak
bizim Mücahit isminde bir arkadaşımız var. O da meslektaşımız. Bu arkadaşımız dedi. Tavanda biz zirvedeyiz. Bu tavandaki arkadaşımız efendim gitti bir e-ham servisini aldı. Olay değişti. Nasıl değişti? Biz aşağı çöktük. Mücahit kardeşimiz zirveye çıktı. Deyince tamam kardeşim teşekkür ederim dedim başkanım. Konu anlaşıldı dedi. Konu anlaşıldı. Hemen ben Tural'a geri geldim. Otobüs bürosunu aradım. Biletimi aldım. Serhat Bey'e telefon açtım. Ben pazartesi günü yanınızdayım dedim. Ve durum böyle oldu. 8. ayda mıydı? Kaçıncı aydaydı? Bu konudan dolayı değerli yönetim kurulu başkanımıza, müdürümüze, efendim Yetkin Bey'e, tüm ismini aklıma getiremediğim arkadaşlara Cemil Bey'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiniz. Böyle bir sistemi kurmuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Kısaca bir şey daha söylemek istiyorum. Kısaca. 10 gün önce tek bir e-halı aldı müşteriden. Onu da anlattı bana müşterim. E-halı gelmiş. Bayi de söylemiş hani buranın servisi var. Faruk Arıgama'da yıkatmanız gerekiyor diye. Tamam demişler. Neyse. Yakın bir arkadaşı varmış. Yıkamacı arkadaşı. Halıyı arkadaşa veriyor. Bize gönderiyor. Çay dökülmüş. Çay lekesi. Adam arkadaş halıyı yıkıyor. Lekeyi çıkaramıyor. Leke çıkarıcı falan da kullanamamış demek ki. Bayana telefon açmış. Hanımefendi. Ben halıyı yıkadım ama lekeyi çıkaramıyorum. Kardeşim ne yapacağız demiş. Vallahi demiş yapacağın iş burada demiş bu halı servisinin halının bayisinin servisi var. E-halının Faruk halı yıkama buraya yıkatmanız gerekiyor diye bu halıcı arkadaşımız müşterimize bunu söylüyor. Müşteri arıyor beni. E-halı yıkama evet e-halı yıkama buyurun. İşte böyle böyle durum oldu. Halımı alır mısınız? Yıkattınız mı? Yıkattık. Tamam halını geleyim teslim alayım ama kardeşim halında leken çıkar mı çıkmaz mı garantisini veremem. Niye? Halını yıkatmışsın dedim yani. Şimdi madem bu çay lekesi dökülmüş müdahale etmemeniz gerekiyordu diye uyarıda da bulundum. Neyse lafı uzatmayalım. Halıyı aldık. Fotoğrafını çektik evde. Efendim Yetkin Bey'e gönderdim. Yetkin Bey bana reçetesini yazdı. Sesli mesajla söyledi. Abi bunu böyle böyle uygulayacaksın. Efendim iki gün beklettim halıyı. Yetkin Bey'in reçetesine göre üçüncü gün halıyı yıkadım, halıyı tertemiz yaptım. Aldım, götürdüm, müşterime teslim ettim. Halınıza bakın kardeşim. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ederim. Fiyatı ne kadar borcumuz? 250 lira. Buyurun takdim ettim. İtirazı var mı? Kesinlikle yok. Önemli olan burada biz servis bayileri olarak işimizi kendimiz düzgün yaparsak Yetkin Bey'in vermiş olduğu reçeteyi kesinlikle iyi bir şekilde uygularsan kesinlikle bir sıkıntı yaşamıyor.